Arkadaşlar, bir önceki dersimizde arkadaşlar ödev olarak burayı vermiştik, bu etkinliğimizi. Şimdi bu etkinliğimizden başlayacağız. Cevaplarımızı vereceğiz. İnşallah bu şekilde de dersimizi tamamlayacağız. Bulmacamızdaki birinci sorumuz, aynı amaca yönelik olarak bir araya gelen insanlara biz grup adını veriyoruz arkadaşlar. Mesela aile örneğini, okul örneğini vermiştik hatırlayacak olursanız. Ne olacak o zaman? Grup olacak. 2. Çocuk haklarını korumak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından kurulan kuruluş demiş. Arkadaşlar, Dünya Çocuklara Yardım Fonu. Biz buna UNICEF diyoruz. Şimdi buraya tıkladım. UNESCO yazıyor. Şöyle çarpımı atıyorum. Tabi bulmaca olduğu için koyarken hata olacak. Aynı etkinlikte kitabımız ikinci defa aynı hatayı yaptı. Arkadaşlar, UNESCO Bilim ve Kültür Derneği'dir Birleşmiş Milletler'in. Türkiye dahil olmak üzere dünya üzerindeki çeşitli tarih eserleri, kültürel varlıkları, kültür varlıklarını diyelim, doğal varlıkları korumak amacıyla kurulmuş bir örgüttür. Onun için buradaki cevabımız UNESCO değil, kesinlikle ne olacak? UNICEF olacak. Evet, bu şekilde açacak ama artık buna yapabileceğimiz çok fazla. Bakın, doğru açtı. Bakın, UNICEF diye açtı. Doğru açtı. Ama baktığımızda burada UNESCO diye yazmış. Tekrar söylüyorum. En çok karıştırılan şeylerden biri. Halbuki hiç alakası yok. Baktığımızda UNESCO bilim ve kültürle alakalı arkadaşlar. CCNT and Culture Organization. Yani bilim demek, kültür demek, organizasyonu demek. Onun için arkadaşlar hiç alakası olan bir şey değil. Burada da düzeltmiş zaten. Yani hazırlayan arkadaşımızın dalgınlığı diyelim ama aynı ünite içerisinde aynı dalgınlığı iki kez yapmış. Tabii öğretmenler burada devreye giriyorlar. Arkadaşlar, kitaplar hata yapabilir, testler hata yapabilir ama öğretmenler ve öğrenciler uyanık olmak zorunda. Biz de burada uyanık davranarak kitabın hatasını düzeltmiş olduk. Tabii çıkabiliyor böyle hatalar. Çok da takılmamak gerekiyor. Geçelim. 3. Okullarda öğrencilere çeşitli beceriler kazandırmaya yönelik sosyal, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere verilen addır. Hatırlayın, dedik ki ilgilerimize, alakalarımıza, hobilerimize arkadaşlar göre okullarda kulüp seçeriz ve bu kulüplere katılırız diye söylemiştik. Onun için ne olacak cevabımız? Kulüp olacak. Bireylerin bağlı oldukları grup veya kurumlar içerisinde üstlendiği rollerin gereğini yapması, bireylerin üstlendiği rollerin gereğini yerine getirmesine ne diyorduk biz arkadaşlar? Sorumluluk adını veriyorduk. Yani gruplarda çeşitli rollere sahibiz. Bu rollerde çeşitli sorumlulukları doğuruyor. Örnek verecek olursak, okul hem bir grup hem de bir kurum arkadaşlar. Biz okul grubunda öğrenci rolüne sahibiz ve bu öğrenci rolünün gerektirdiği sorumluluklar var. Hatırlayacak olursak, derse zamanında girmek, derse katılmak, parmak kaldırarak konuşmak, öğretmenimizi dinlemek. Arkadaşlar, bu gibi sorumluluklarımız var. Veya ev bir kurum, aile bir grup, aynı zamanda da bir kurum, aile, ev değil, düzeltelim. Biz aile içerisinde çeşitli sorumluluklara sahibiz. Tabii rolümüz de evlat olmak. Bu rolün gerektirdiği çeşitli sorumluluklar var. Mesela yatağımızı toplamak, basit ev işlerinde ailemize yardımcı olmak, mesela tasarruf olması amacıyla açık su varsa suyu, ışık varsa ışığı kapatmak, bu gibi sorumluluklara sahibiz arkadaşlar. Tabii kimse bizden çalışmamızı, ağır işlerde çalışmamızı, eve para getirmemizi, evin geçimini sağlamamızı evde bizden beklemez. Bunlar bizim sorumluluğumuz değil. Okulda akıllı tahta bozuldu. Akıllı tahtayı onarmak, dolabın kapağı çıktı, dolabın kapağını düzeltmek. Bu gibi sorumluluklarımız yok arkadaşlar. Bunlar bizim sorumluluklarımız değil. Ama öğrenci olmamız durumuyla yine
evlat olmamız durumuyla arkadaşlar, yani rollere sahip olmamız durumuyla çeşitli sorumluluklarımız var. Konuyu da tekrar etmiş olduk böylelikle. 5. Belirli bir görevi yerine getirmek için kurulan resmi ve özel kuruluşlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Biz kurum adını veriyoruz. Az evvel söyledik. Örnekler verdik ama bunun dışında okul bir kurumdur. Hastane bir kurumdur arkadaşlar. Örnek verecek olursak. Özel de olabilir, devlete bağlı da, hani kamuya ait de olabilir. Ama bu kurum olduğu gerçeğini değiştirmez. Burada ince bir nokta söyleyeceğim. Aile bir gruptur, aynı zamanda bir kurumdur. Bunun dışında okul bir gruptur, aynı zamanda bir kurumdur. Çünkü yasalar çerçevesinde kurulduğu için. 6. 5'i yazdık mı? 5'i yazalım. Tabii önceki çıkanları baştan göstermiyor. Onun için kapalı gibi gösteriyor. Zaten ilk 4 tanesini yapmıştık, yazmıştık arkadaşlar. Yine de biz buradan tekrar açalım. Evet. Şöyle. Evet. Gelelim. Alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklarla mücadele eden eğitsel kulüp demiş. Açalım arkadaşlar. Yeşilay. Aynı zamanda eğitsel bir kulüp olmakla birlikte bunun toplumda da Yeşilay diye bir sivil toplum kuruluşu var arkadaşlar. Aynı isimle oradan da aklımıza gelebilir. Bağımlılıklarla, kötü alışkanlıklarla mücadele eden bir arkadaşlar örgüttür, bir dernektir kendisi. Aynı isimle okullarda kulübü de vardır. 7. Bireylerin doğuştan itibaren elde ettiği temel kazanımlara kazanım diye ifade geçiyor. Buna hak deriz arkadaşlar. Hemen bulalım 7'yi de. Yerine yazalım. 7'ye hak dedik. 6'ya zaten Yeşilay diye söylemiştik. 8. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ilk cumhurbaşkanımız. İlk cumhurbaşkanımız arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onu da yazalım. Zaten bunu bildiğinizi biliyorum. Olayları da bir hatırlayalım arkadaşlar isterseniz. Olaylar şöyleydi hatırlayacak olursanız. İlk olarak Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan yenik olarak ayrılmıştı. Mustafa Kemal Atatürk özel bir görevle müfettiş olarak Samsun'a gönderilmişti. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıktığında amacı Osmanlı Devleti adına müfettişlik görevini sürdürmekten ziyade ülkeyi içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmaktı. Bunun için sırasıyla çeşitli kongreler düzenledi. Hatırlayacak olursanız Havza Bildirgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi arkadaşlar. Ardından İstanbul'da meclisin toplanması ve dağıtılması. Ardından Ankara'da 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Burada cevabı da vermiş olduk aynı zamanda. Milletin seçtiği vekillerden oluşan ve ulusal egemenliği, yani halkın egemenliğini temsil eden kurum nedir arkadaşlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Dikkat edin, Türkiye Cumhuriyeti henüz kurulmadan, ülke daha bağımsızlığını kazanmadan ulusal egemenlik alanında büyük bir öneme sahip olan Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştı. Buradan şunu anlıyoruz, ülkenin bağımsız olması kadar aynı zamanda halkın egemenliği, ulusal egemenlik de önemliydi. Yani ulusal egemenlik olmadan ulusal bağımsızlık olmayacağını bildiği için Mustafa Kemal Atatürk öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması için gayret gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi de savaştığı cephelerde kurduğu düzenli orduyla büyük başarılar sağlayarak arkadaşlar ülkenin bağımsızlığının kazanılmasını sağladı. Hatırlayın, önce Kuvayi Milliye ile savaşıldı. Yani Kuvayi Milliye dediğimiz ordumuz düzensiz birliklerden oluşuyordu, çetelerden oluşuyordu. Kuvayi Milliye'nin yetersiz kaldığı noktada düzenli ordu kurularak cephelerde büyük başarılar sağlandı. Bu başarıların neticesinde de İtilaf Devletleri bizimle anlaşma yapmak zorunda kaldı.
Önce Mudanya Ateşkes Anlaşması, ardından da İsviçre'de Lozan Barış Anlaşması yapılarak Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmış oldu. 29 Ekim 1923'te de Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş oldu. Bu olaylar birbirini sıralı olarak takip etti arkadaşlar. Uygulamamızı bitirdik. Yani bulmacamızı diyelim, veya etkinliğimizi diyelim. Şimdi testlerimiz var arkadaşlar. Bu testleri de yaptınız, kontrol edeceksiniz. Sırayla cevaplandıralım. Ülkemizde kimsesiz çocukların ve genel olarak çocuk haklarının korunması için faaliyet gösteren kuruluş aşağıdakilerden hangisidir diyor. Nerede diyor arkadaşlar? Dikkat edin. Ülkemizde diyor, dünyada demiyor, dikkat edin. Biz de ona karşı sorumluyuz. Ama soruyu açarak sormuş. Ne demiş? Ülkemizde demiş. Ne olacak cevabımız o zaman? Sosyal Hizmetler, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu olacak. Adana doğru cevabımız. Zaten arkadaşlar soruyu açarak sorduğu için Adana diyoruz. Çocuk Esirgeme Kurumu da UNICEF'in politikalarını kabul eder ve uygular. Aslında dünyada baktığımızda UNICEF'e karşı sorumludur. Bunu da belirtmiş olalım. Bu iki şıkkın zaten uzaktan yakından alakası yok. Soruyu açarak sorduğu için, yani ülkemizde diye sorduğu için Adana dedik arkadaşlar. Yoksa UNICEF'te dünyada çocuk haklarının korunması için faaliyet gösteren bir örgüttür. Geçiyorum. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde yer alan maddelere aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilemez demiş. Arkadaşlar öncelikle Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Evrensel Beyanı veya İnsan Hakları Sözleşmesi diyelim. İnsan Hakları Sözleşmesi ilan edildi. İnsan Hakları Sözleşmesi çocuk haklarını korumada yetersiz kaldığı için ayrıca çocuk haklarını ihtiva eden, çocuk haklarını içeren, çocukların haklarını korumaya yönelik olan Çocuk Hakları Sözleşmesi ilan edildi. Bakalım gösterilemez demiş. Olumsuz soru kökü var burada. Bakalım arkadaşlar. Her çocuğun, Adana, her çocuğun zihinsel, bedensel ve duygusal gelişim hakkı korunmalıdır. Bakın olumlu bir cümle. Biz olumsuz arıyoruz. O zaman A şıkkı bizim cevabımız olamaz. Her çocuğun sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır. Evet arkadaşlar, çocuklar sağlıklı bir çevrede, sağlıklı bir ortamda yaşamalıdır. Olumlu bir cümle. Ceyhan, her çocuğun kendisiyle ilgili işlevlerde görüş bildirme hakkı vardır. Kendisiyle ilgili durumlarda, kendini ilgilendiren konularda görüş bildirme hakkı vardır. Bu da olumlu bir cümle. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar, şöyle bir cümle kullanmıştık. Çocuklar dedik, evde ve okulda çeşitli sorumluluklara sahiptir. Yani ailede ve okulda. Bu sorumluluklar arasında ağır işlerde çalışma hakkı diye bir hak, bir sorumluluk, herhangi bir şey çocuklarla ilgili yoktur arkadaşlar. Yani yanlış olan şıkımız baktığımızda nedir? Denizli'dir. Evet. 3. Buna göre aşağıdakilerden hangisi okul grubu içindeki haklarımızdan değildir? Dikkat edin arkadaşlar, haklarımızdan diyor. Sorularda ya sorumluluk der, dikkat edin, ya da hak der. Ne diyor bize? Hak. Hak bir nedir arkadaşlar? Kazanımdır. Sahip olduğumuz kazançlardır. Sorumluluklarsa arkadaşlar, gruplarda rollerimizin gerektirdiği, bizden beklenilen davranışlardır. Yani ev, okul, çevre, ülke, değil mi? Bunlara örnek sorumluluklar verebiliriz. Beklenilen davranışlara sorumluluk diyoruz. Elde ettiğimiz kazanımlara ise hak diyoruz. Elde ettiğimiz kazanımlar dedik arkadaşlar. Şimdi soruda bir de şey demiş. Hem de okul grubu içindeki demiş. Yani hak olması da yetmiyor. Nerede olacak? Okul grubu içerisinde olacak. Eğitim almak okul içerisindeki
haklarımızdan bir tanesidir. Diğerlerine bakalım. Sağlık ve beslenmek her yerde. Güven ve huzur içerisinde olmak her yerde. Arkadaşlarla parkta oynamak, çevrede yani parklarda olan haklardan biridir. Evet, cevap ne olacak o zaman arkadaşlar? Kolay bir soru zaten. Okuldaki haklarımızdan biridir. Bakın şunu bundan dolayı yazıyorum. Bu soruyu hak değil de sorumluluk şeklinde sorabilirlerdi. Onu belirtmek istedim. Hani dikkatli olalım. Sorumluluk dediği zaman sorunun gidişatı ve cevabı değişecektir. Burada hak diye sormuş. Başka bir soruda bunu sorumluluk diye soracaktır arkadaşlar. Hak ve sorumluluk birbirinden çok farklı şeylerdir. 4. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal sorumluluklarımızdan biri değildir? Toplumsal demiş, dikkat edin. Arkadaşlar evdeki, okuldaki sorumluluklar, bunun dışında çevremize karşı sorumluluklar, yani toplumsal sorumluluklarımız da var. Arkadaşlar bakın hak demiyor, sorumluluk diyor. Bakalım kanun ve kurallara uymak toplumsal bir sorumluluktur. Toplumun diğer bireylerine karşı saygılı olmak toplumsal bir sorumluluktur. İyi bir eğitim alıp topluma yararlı bir yurttaş olmak toplumsal bir sorumluluktur. Ama odamızı düzenli tutmak evdeki sorumluluklarımızdandır. Yani ailemize karşı bir sorumluluğumuzdur. Onun için cevabımız ne olacak arkadaşlar? Cevabımız Ceyhan olacak. Geçiyorum. Evet. Yukarıda verilenler hak ve sorumluluk olarak sınıflandırıldığında hangisine ulaşılır demiş. Temiz bir çevrede yaşamak arkadaşlar bir haktır. Çevremizi temiz tutmak bir, şöyle yapayım, sorumluluktur. Devletin eğitim hizmetinden ücretsiz yararlanmak bir haktır. Hak, sorumluluk, hak olacak. Var mı şıklarda? Var. Bursa doğru cevabı olacak. Tekrar söylüyorum. Temiz bir çevrede yaşamak hak. Çevremizi temiz tutmak, çevremize karşı bir sorumluluk. Devletin eğitim hizmetinden ücretsiz yararlanmaksa hak olacak arkadaşlar. Evet. Geçiyorum. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Olumlu bir soru kökü soruya baktığımızda. Evet. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanmış olan Çocuk Hakları Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti tarafından imzalanmış ve böylece ülkemiz çocuk hakları konusunda bazı yükümlülükleri kabul etmiştir. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti çocuk haklarının korunacağını garanti altına almıştır. İmzalamışsak arkadaşlar garanti altına almış oluyoruz. Bakın bir doğru olacak. Bir doğru olduğu için ne yapıyoruz? Şu iki şıkkı da şimdiden elemiş oluyoruz. Çocuk hakları ülkemizde önemsenmektedir. Arkadaşlar bir sözleşme imza atıyorsanız bu işi ciddiye aldığınızı, burada buradaki yükümlülükleri yerine getireceğinizi beyan ediyorsunuz. 2 de olacak kesinlikle. Ne oldu? Cevap bu oldu. 3'e de bakalım. Birleşmiş Milletler Türkiye'ye bağlı olarak çalışan bir kurumda alakası yok arkadaşlar. Birleşmiş Milletler hiçbir ülkeye bağlı değildir. Birleşmiş Milletler ülkelerin katılımıyla kurulmuş ortak bir organizasyondur. 200'e yakın üyesi vardı en son. Yani 3. şıkkımız yanlış olacak. 1 ve 2 doğru cevabımızdır. Ceyhan doğru. Tekrar söylüyorum. Bakın şurada kabul etmiştir diyor. Görüyorsunuz değil mi? Bu kabul etmiştir, imzalanmıştır ve kabul etmiştir cümlesinden yola çıkarak soruyu rahatlıkla cevaplandırdık. Soruların uzun olması korkutmasın arkadaşlar. Uzun sorular içerisinde çok şey barındırıyorlar cevaba dair. Biraz okuması vakit almakla birlikte çözmesi oldukça kolay oluyor. Özellikle kitap okuyan arkadaşlarımız uzun soruları çözmekte hiç zorlanmazlar. Bol bol kitap okuyalım. Denk geldi tamamen. Hiç dikkat etmemiştim soruyu. İlk kez görüyorum soruyu. Kitap okumak geldi. Evet yani böyle bahsedip de birden okumaya bağlanınca bir garip hissettim kendimi. Bu sözleri söyleyen öğrencilerin hangi sosyal ve eğitsel kulübü seçmesi beklenmez? Ne diyormuş bakalım? Kitap okumayı çok seviyorum. Arkadaşlarımla okuduğumuz kitapları değiştirecek. Birçok kitap okumuş, değiştirerek olacak, değiştirecek diye yazmış.
arkadaşlarımla okuduğumuz kitapları değiştirerek birçok kitap okumuş oluyoruz. Evet. İkincisi, taklit yapmayı ve çeşitli rollere girmeyi çok seviyorum. Sahnede olmak beni mutlu ediyor. Üçüncüsü, doğa, bilim ve deneylerle ilgilenmekten büyük zevk alırım. Şimdi bakalım arkadaşlar. Kitap okumak diyor, arıyorum. Kütüphanecilik olur mu? Olur. Dışarıda bırakacağım bir tanesini. Drama, rol, taklit, tiyatro olur mu? Olur. Doğa, bilim ve deneyler, fen ve teknoloji olur mu arkadaşlar? Bakın, doğadan çevreye yönelmeyin. Fen ve teknoloji daha yakın. Çünkü deney ve gözlem konusu, doğayı gözlemleme, deneyler yapma, bunlar fen bilimlerinin konusu içerisindedir. Yani fen ve teknoloji kulübü. Hatta okulumuzda fen ve teknoloji kulübü var. Fen bilgisi öğretmenimizin, Fatma hocamızın idare ettiği. Burada deneyler yapılıyor. Kütüphane kulübü var. Türkçe öğretmenimizle benim başımda oldum. Tabii ortaokul grubu için söylüyorum bunu. Sizde biraz daha farklı olabiliyor kulüpler arkadaşlar. Ama baktığınızda çevre kulübü burada ne oluyor? Dışarıda kalmış oluyor. Cevabımız ne olacak? Cevap Adana olacak. A şıkkı cevabımız. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Atatürk'ün bu sözüyle hangisinin vurgulandığı söylenebilir? A. Ülke yönetiminde hakimiyetin millete ait olduğu. Kime ait olduğu? Millete ait olduğu. Biz buna ne diyorduk? Ulus egemenliği. Yani ulusal egemenlik. Atatürk'ün bu sözüyle anlaşılan nedir arkadaşlar? Ulusal egemenliktir. Diğer şıklara da bakalım. Ülke yönetimine halkın müdahale etmesi. Müdahale etmek demek karışmak, böyle darbe gibi bir anlamı var. Alakası yok arkadaşlar. Ülkenin belli bir zümre tarafından yönetilmesi, bu oligarşi demek. Oligarşi bizde görülen bir yönetim tarzı değil. Bir grup, zengin bir grup veya burjuva sınıfı olabilir veya başka bir sınıf. İşte Roma'da örnekleri görmüş, eski Roma İmparatorluğu'nda böyle araştırırken belki görürsünüz. İleride belki ilgi duyarsınız, araştırırsınız. Orada rastlanılan bir yönetim tarzı, bir grubun, bir zümrenin ülkeyi yönetmesi, seçkinler sınıfının. Oligarşi diyoruz buna. Bizde bunun örneği yok arkadaşlar. Her bireyin düşüncelerini özgürce açıklayabileceği, arkadaşlar bakın, olumlu bir cümle. Doğru mudur? Bu demokraside, cumhuriyette görülen bir şey. Ama buradakini anlatan bir şey değil. Dikkat edin, egemenliğin halka ait olmasını açıklayan bir şey değil. Yani Adana daha yakın arkadaşlar. Onun için A şıkkı doğru cevaplıyoruz. Bunu da yanlış kabul ediyoruz. Evet. Son ünitemize geldik arkadaşlar. Tabi burada kalıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.